Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli aşklar böyle mi? Ne oldu, ne diyor? Sen bir sakinleş ilk önce. Ne oldu Nazmiye? Bak anlatın, delirtmeyin beni. Belli itin tekine takılmış bu. Lan. Kimmiş bu it? Ya Rıza, ölümü gör böyle şeyler yapma. Bir şey söylemedi diyorum. Nazmiye, kimmiş bu it? Bak öldürürüm ben onu. Bir dinle. Anlat, dinliyorum. Bana bir şey söylemedi. Daha doğrusu yok dedi. Ama ben odadan çıkar çıkmaz hemen attı mesajı. Ya korkuyorum Rıza, böyle şeyler yapma. İnsan anlattığını pişman ediyorsun. Nazmiye, kimmiş bu et? Ya bir şey söylemedi diyorum. Ben tahmin ediyorum. Eğer iyi bir insan olsaydı bize söylerdi, biz de gelsin istesin derdik. Demek ki bu senin kızacağın biri. Ben o telefonu alır öğrenmesini bilirim. Ya sonra ne olacak? O iti mi öldüreceksin? Sen hapse girince biz ne yapacağız? Gel git akıllı anan. Kendine bile hayır olmayan Erkut. Gençliğinin baharında kız kardeşin hepsine ben mi bakacağım? Biz ne yapacağız? 6 ay hapse girdin, kahve elimizden gidiyordu. Sen bir sakinleş. Ben bu işi yarın çözüyorum. Hallediyorum, problem yok. Hadi yatalım. Yatalım mı diyorsun? Hadi yatalım. Nazmiye, nerede kaldım ben hemen? Ay patlamayın, pişiyor işte. Kızım, 2 lokma bir şey yiyeydin. Yok annem ya, ben iş yerinde yerim. Dur biraz. Şimdi gidiyorsun iş yerine, işi bıraktığını söylüyorsun. Abi. Ya anne. Anne bir şey söylesene. Oğlum bak şimdi öyle... Anne sen karışma. Babam da olsa aynısını yapardı. Sözümün üstüne söz istemiyorum artık. Gidiyorsun iş yerine, alacaklarını alıyorsun, Muhsin amcayla helalleşip doğru eve geliyorsun. Bundan sonra da benden habersiz evden adımını atmayacaksın. Doğru yaptık anne. Max. İşte bu be. İşte bu. Kararlı, net. Aslan abim benim be. Var ya, sen başımızda olduktan sonra bu evde bizim sırtımız yere gelmez. Lan! Vurup durma masaya.
Baba, dedem olsaydı böyle mi yapardı? Yemeğini ye kızım. Bunlar bizim imalatımız değil ama yerli üretimdir yani. Torunun falan varsa çıksın üstüne dinlesin. Hiçbir şey olmaz. Kaliteli bir şeye benziyor da. Baba! Rıza hoş geldin. Geç otur, bir çay söyleyeyim sana. Yok abi, hiç oturmayayım. Ocakçı kahvede yalnız. Abi ben annemle konuştum, akşam buyurun gelin. Eyvallah kardeşim. Akşama sizdeyiz. Sen de artık benim bir kardeşimsin. Artık hayırlısı. Hayırlısı olsun abi. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ ol baba. Bundan sonra var ya artık sen ne dersen o. Tamam lan kerata, tamam hadi hadi. Hadi git. Hadi git müşteriye bak hadi. Bunlar da dahil olmaz mı yatak odasına? Olur abi. Olur, sana olur, tamam. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Senin başına böyle bir şey gelmeyecek. Çünkü buna ben müsaade etmem. Sen abimi tanımıyorsun. Ya abin senin mutlu bir yuva kurup evlenmeni istemiyor mu? Tamam, o zaman öyle olacak. Ben şimdi gidip babamla konuşacağım. Ben seni bırakamam. Sen şimdi eve git, benden haber bekle. Ben babamla konuşup sana geri döneceğim. Korkma hiç. Yalnız değilsin. Nerede tanıştınız bu kızla? Vapurda. Ya Ayşe ile arkadaşı geldi, tam karşıma oturdu. Aslında Ayşe'nin yanındaki arkadaşı bana laf attı ama ben Ayşe'den gözlerimi alamadım. Ne zamandır birliktesiniz peki? 6 ay falan oldu. Lise mezunuydu değil mi? Evet ama ya açıktan okuyor, 2 senesi kaldı. Aslında Hacettepe İngilizce işletme kazanmış. Ama abisi şehir dışı diye izin vermemiş. Anlayacağın kafalı kız. Bir de üstüne çalışıyor. Çalıştığını söyledin. Oğlum sen gerizekalı mısın? Ya baba sana... Sus! Geç içeri. Ulan ben bu ortamı boşuna mı kurdum, he? Eski muayeneannem neyime yetmiyordu benim? Sen diş hekimliğini bitirip yanıma geleceksin diye kurmadın mı bu ortamı? Ya baba, evlenmem buna mani mi? Hala anlamıyorsun değil mi? Bak baba, böyle olmuyor. Süzme dangalaksın oğlum, süzme. Ben diş hekimiyim. Annen ne iş yapıyor senin? Ne şimdi bu? Annen mimar. Anladın mı? Onun babası emekli hakim. Bizimkiler öğretmen. Senin karın ne iş yapacak? Konfeksiyon atölyesinde işçi mi? Ha? Lan kayınbiraderlerin kardeşini okutmayıp zorla evlendirmeye çalışan 2 manyak. Kayınvaliden okuma yazma biliyor mu? O bile meçhul yani. Bilmiyoruz. Oğlum biz çift havuzlarda deniz manzaralı sitede oturuyoruz lan. Onlar nerede oturuyor? Bak sana şimdiden ileride duyacağın şeyi söyleyeyim. Hani derler ya, aralarındaki kültür farkı sebebiyle boşandılar. İşte senin yaşayacağın da tam da bu. Sen o kızla evlen, en fazla 1 yıl veriyorum sana, 1 yıl. Ayrıca mutlu falan da olamazsınız. Ha, şunu da söyleyeyim, bizi unut. Ben oraya kız falan istemeye gitmem. Anladın mı? Tövbe yarabbim. Thank you.
Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk anne. Hadi Ayşe'ne bakıp duruyorsun. Üstündekileri çıkart da yardım et. Ya ne oluyor ki? İstemeye geliyorlar kızım seni. Hem ne demişler? Zengin dağları aşar, fakir bildiği yoldan şaşarmış. Adamlarda para var, hemen olsun istiyorlar. Anne. Kuzum, konuştuk ya. Ay hem de ne? Ne nazlandın ya? Mobilya dükkanı bir yerde, kocaman ev bir yerde. Bunlara gelin gidiyorsun, hala sızlanıyorsun. Ben hiçbir yere gelin falan gitmiyorum. Anne. Anne bir şey söylesene. Ay iyi o zaman. Ben de sabahtan beri burada canım çıktı temizlik. Arayayım abisini, hemen hallolsun. Yok yok. Ben hallederim. Sen şimdi olanı delirtme. Hmm. Yapma böyle güzel kızım. Ne yapmayayım anne? İstemedim biriyle mi evleneyim? Olur mu? Olmaz elbet. Bak, biliyor musun ben babanın yüzünü ilk kez doğru dürüst düğünde gördüm. Sevmedim mi? Allah biliyor ya, çok sevdim. İyi çıktı baban. İnsan çıktı. Anne babam beni istemediğim biriyle evlendirmezdi. Kızım, abin de iyiliğini istiyor. Sen iyi ol istiyor. Bak, seversin sonradan Sabri'yi. Anne, ben başkasını seviyorum. Şşt! Sakın söyleme Ayşe o nasıl laf. Olmaz anne. Öyle olmaz. Bak siz ne diyorsanız ben hepsini yaptım. Sizin sözünüzden çıkmadım. Ya üniversiteye gitmedim abim istemiyor diye. Ama bu olmaz. Vallahi olmaz. Ne bileyim. Bilemedim ki kızım. Abin de mutlu ol istiyor. Anne ben sevdiğimin yanında mutlu olurum. Onlar zengin rahat edersin diyordun ya. Bunlar Kadir amcalardan da zengin. Vallahi. Kim bunlar? Biz tanıyoruz mu? Yok, tanımıyorsunuz. Ama ben onu çok seviyorum. Zengin olması umurumda değil ki. İyi. Madem öyle, gelsin istesin seni. Anne anlattım ben, konuşacak babasıyla söyledi. Ama siz böyle yangından mal kaçırır gibi. Yok yok, tamam. Tamam, madem sen bu kadar çok seviyorsun. O babasını ikna etsin. Niyeti de ciddiyse gelsin seni istesin kızım. Ben abinin karşısına dikilir böyleyken böyle derim. Seni istediğine veririm. Ciddi annem, vallahi ciddi niyeti. Konuşacak babasıyla sonra arayacak beni. Bak o da beni çok seviyor. Oh kızım benim. Oldu bilsen bu işi, gerisini bana bırak. Ne demişler? Bir kızı 10 kişi ister. Bir kişi alır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?